Arkadaşlar bu derste testere, koluna testere kılını nasıl takacağız? Onu anlatmaya çalışacağım. Dikkat etmemiz gereken 3 temel kural var. Bu kurallardan bir tanesi birinci derste bahsettiğimiz kılın yönü meselesi. Daha önce bahsettiğim gibi kılın bir yönü vardı. Ve bu yöne doğru takmak zorundaydık. Takarken kılın dişlerinin testerenin ahşap sapına doğru gelmesi gerektiğini söylemiştik. Bu sayede aşağı doğru hareket ederken yüzeyden parça kaldırabilecekti. Tam tersinde takarsak yukarı doğru hareket ettirdiğimizde testereyi keser. Bunun da çok zor bir kesim olduğunu daha önce belirtmiştik. İkinci kurala gelelim. İkinci kural da kılın gergin takılması. Yani kılı takarsınız ama eğer gergin değilse yine iş görmez. Çok kısa sürede kırılır. Şimdi hemen onu da göstereceğim. Önce bir tarafı sabitliyorum. Sonra diğer tarafı takıyorum. Şimdi burada evvela gergin takmayacağım. Yani bilerek hata yapacağım ki bunu da görün. Şimdi taktık mı? Kılı taktık. Ama gördüğünüz gibi kıl çok yumuşak. Bakın. Esneyebiliyor. Bu esneklik bizim istediğimiz bir şey değil. Dolayısıyla bu esnemenin gitmesi lazım. Şimdi tekrar açıyorum. Gergin takmadan önce ilk taktığım kelebeği iyi sıktığımdan emin olmam lazım. Çünkü bu ilk kelebeği iyi sıkmazsam ikinci kelebeği iyi sıktığımda da ilk kelebeğin içinden kılı çeker alır. Dolayısıyla gerginlik yine oluşmaz. Bu sebeple bunu iyi sıktığımdan emin oluyorum. Sonra ikincisini takıyorum. İkincisini takarken şurada görmüş olduğunuz kanalın içine testereyi yerleştirdiğim için testere sağa sola kaçmaz. Bu şekilde bastırmanız kafidir takarken. Yani bastıracaksınız. Bu arada kılın nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. Bastıracaksınız ve kılı gönyesine getireceksiniz ki üçüncü konuda da onu anlatacağım. Bunu sıkıştıracaksınız. Sıkıştırdıktan sonra artık kılı takmış oldunuz. Şimdi gerginliğini kontrol edelim. Şöyle sizde görün diye şöyle kontrol edeyim. Bakın. Kıl hareket etmiyor. Hatta sesini dinleyin. Ne kadar gergin oldu. Dolayısıyla üçüncü kural da bu. Şimdi gelelim dördüncü kurala. Dördüncü kural gönye. Gönye de arkadaşlar şu demek. Şöyle göstermeye çalışacağım. Bakın şurada testerenin U şeklindeki demirinin gelip bittiği yer. Aynı şekilde o burada da bitiyor. Kılı takarken kılın bir ucunu buraya, bir ucunu da bunun üzerine getirmeniz lazım. Kıl bu iki ucun üzerine gelirse kendi gönyesinde olur. Gelmezse ne olur? Abartarak göstereyim. Diyelim ki şöyle olur. Tabi bu çok abartı. Yani bu kadar yanılmaz. Gönyede takamasanız bile ama ben bunu görebilin diye kıl. Çünkü çok küçük bir şey sonuçta. Abartılı takıyorum. Bu halde takarsanız veya tam tersi şeklinde takarsanız, yani kıl tam şöyle düz değil de şu şekilde ya da bu şekilde olursa kılı mecburen kırarsınız bir süre sonra. Gönyeli takılmış olmadığınız için kılın tamamını değil bir kısmını çok ciddi şekilde yormuş olacaksınız keserken. O yorulan yerden de kıl kırılacak. Şimdi 3 meseleyi de anlattık bununla ilgili. Son olarak da şunu ifade etmeye çalışacağım. Kılı taktım. Gözümde çok iyi görmüyor. Diyelim ki kılın yönünü. Aslında görmek yani en önemli mesele. Görerek kılı takmanız lazım ama bunun kılın doğru takıldığını el yordamıyla da anlamanın bir yolu var. Kılı tutun, testereyi tutun şöyle. Kılın üzerine aşağı doğru hareket ettirin elinizi. Bu hareket kolay bir hareket olur.
Çünkü kılın dişleri şu şekilde aşağı doğru bakıyor. Ama yukarı doğru çekmeye çalıştığınızda elinizi takar. Yani yukarı doğru şu hareketi yaptırmaz. Eğer öyleyse kılı doğru takmışsınız demektir. Şimdi gelelim ikinci meseleye. Bu çok karşılaştığımız bir konu. Testerenin kelebeklerini elimle sıkamıyorum, gücüm yetmiyor diyenler var. Ve onlar genelde pense kullanıyorlar. Ben kullanmamanızı öneriyorum ama güç yetmiyorsa yapacak da bir şey yok. Bununla ilgili sadece bir dikkat etmeniz gereken bir meseleyi anlatmaya çalışacağım. Şimdi penseyle sıkarken genelde şu şekilde tutup şu kulağından bunu bükmeye çalışıyor öğrenciler. Bunu yapmanız durumunda şu şekilde kulağını bükersiniz. Yani bunu sıkmazsınız aslında. Şuradaki kulağın bükülmesine sebep olursunuz ve bir süre sonra bunlar kullanılmaz hale gelir. İlla penseyle sıkacaksanız penseyi şu şekilde değil, penseyi şu şekilde kullanın. Penseyi bu şekilde kullanırsanız en azından bunu kendi içinde bükme meselesinden kurtulmuş olursunuz. Bu bir. İkincisi, yine penseyle eğer illa sıkıyorsanız şöyle yapın arkadaşlar. Önce elinizle sıkın. Elinizle sıktınız. Buraya kadar diyelim ki en fazla sıkabildiğiniz yer bu. Penseyle bunu sıkarken sadece şu kadar oynatacaksınız. Bakın. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu elinizle sıktığınız kısmı. Penseyle şöyle yapsanız yeter. Bu kadar. Yani bunu penseyle sıkmak için son derece kuvvetli bir şekilde çevirdiğinizde bu kelebeklerin bir süre sonra bozulduğunu görürsünüz. Bu sebeple yani gücünüz yetmiyorsa bile penseyle sıkma kısmını çok az uygulayın. Önerim budur. Kılı takmakla ilgili meseleyi anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Üçüncü derste görüşmek üzere.